Merhabalar, yüz almak isteyenlerin kanalına, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 10. sınıflar, 2. dönem, 1. fizik yazılısı çalışmamıza hemen başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle senaryoları çok iyi analiz ettim ama senaryolarda olmayan bir kısmı da eklemek zorundaydım. Neresi orası? Tabii ki de basınç. Normalde senaryolara göre kaldırma kuvveti ve Dalgalar ağırlıklı olmak üzere bir yazılı çalışması olacak ama araştırdığım ve sorduğum birçok öğrenciler "Hocam biz daha dalgalara geçemedik. Basınçta kaldık ya da kaldırma kuvvetini bitiremedik." dediği için ben basınçtan başlayıp dalgalara kadar ilerlemeyi tercih ediyorum. Merak etmeyin. Açıklama kısmında basıncın, kaldırma kuvvetinin ve dalgaların hangi zaman aralıklarında başladığını yazdım. Oradan da kendi sınavınıza göre öğretmeninizin size soracağı kısma göre de izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tabii ki de biliyorum sınav yazılı yani test değil. Ama bizim amacımız yani bu videoyu izlerken ki amacınız asla şu olmasın. Bu soru gelir mi? Hayır. Bu soruya benzer bir soru kalıbı gelecektir. Ve amacım da benim bu soruyu çözerken bu sorunun türevlerinin yani bu sorudan oluşabilecek herhangi bir soru kalıbını da iyice öğretmek kavratabilmek. O yüzden şıklara aldanmayın sorunun nasıl çözüldüğüne dair zaten çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Abone değilsek abone olalım ve videoyu beğenelim. Yorumu ne zaman atacağız sınavınız açıklandıktan sonra zaten yorumlarda buluşacağız. Hadi gelin başlayalım. Şimdi bize basınçlarını soruyor. Ben basıncın ne olduğunu biliyorum basınç kuvveti bölü taban alanı olduğunu biliyorum. Katılarda basınç kuvveti neydi arkadaşlar? Herhangi bir dış kuvvet yoksa ağırlığına eşitti. Yani G bölü S yapacağız. Bakın 4G bölü S. Yine 4G bölü 2S. Burası da 4G bölü S. Yani C şıkkı P1 eşittir P3 büyüktür P2 doğru cevabımız. Basınçlar ve basınç kuvvetleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi biraz önce söyledim bir daha belirteyim. Katılar herhangi bir dış kuvvete maruz kalmıyorsa basınç kuvvetlerinin ağırlıklarına eşit olduğunu bilmeniz lazım. Nerede? Katılarda. Yatay düzlem şekil 1'den şekil 2 gibi olduğunda bu dik koninin ağırlığı değişiyor mu arkadaşlar? Tabii ki de değişmiyor. Ağırlığı değişmediği için basınç kuvvetleri de değişmeyecektir. Peki taban alanıyla basıncın P eşittir. F bölü S olduğunu biliyorum. Taban alanı ile basıncın ters orantılı olduğunu bildiğim için P2 P1'den büyük olacak. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Düşey kesti şekildeki gibi olan KLM cisimlerinin yatay düzleme uyguladıkları basınç kuvvetleri yani ağırlıkları eşitmiş arkadaşlar. Tam işlem sorusu G eşittir MG'den yapıyoruz basınç kuvvetleri katılarda ağırlığına eşit olduğu için eşit olduğunu ve ağırlıkların da eşit olduğunu söyledik. Şimdi burada kütle dediğim yere D çarpı V yapacağız. Yani öz kütle çarpı hacim. Deden muzu böldü verdi. Arkadaşlar A A'nın hacimine V dersem L ve M'nin hacimlerine 2V demem gerekecektir. O zaman bakıyorum. DK çarpı V çarpı G. DL çarpı 2V çarpı G dm çarpı 2v çarpı g eşitliğinden burada mor mavi ve kırmızı ile yazdığım denklemler eşit olacak basınç kuvvetleri yani ağırlıkları eşit olduğu için o zaman k büyük değerleri eşit a şıkkı doğru cevabımız. Evet yine basınç soruyor burada çok fazla bir öz kütleden bahsetmiş hocam ama biraz önce bize vermiş olduğunuz p eşittir basınç kuvveti bölü taban alanında herhangi bir öz kütle formülü yoktu. Nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar unutmayın. Alt tabanı üst tabanına eşit olan ve düzgün yükselen katı cisimler yani burada KLM cisimlerinin basınçları HDG formülüyle hesaplanacaktır. Yani burada taban alanlarının gerçekten hiçbir önemi yok. Çarptım 6, çarptım 8, çarptım 6. L büyük değerlere eşit. D şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Evet şimdi sıvı basıncı. Basınçtan zaten çok fazla soru eklemek istemedim. Bu arada toplam 50 tane sorumuz var. Belirtmedim galiba. Şimdiden belirtmiş olayım. Sıvı basıncı neydi arkadaşlar? H, D, G. Buradaki H sıvının en üstüne. Yani açık yüzeye olan dik uzaklık olacaktır. Şimdi bakalım. K için buraya yazayım. Başlangıçta. Hdg idi. Son durumda ise en üst seviyeye 2 Hdg oldu. Yani K'ninki artmış olması gerekiyor. L için baktığımızda yükseklik 2 idi yine 2 oldu. O zaman L değişmiyor. M için baktığımızda en üst seviyeye bakacağız. Yani buraya M'nin 2 iken 1'e düştü. O zaman M de azalmış olması lazım. Cevabımız arkadaşlar değişmez diyor. Pardon aşık olacak. Yalnız L olacaktır. Düşey kesiti şekil 1'deki gibi olan bölmelere eşit hacimli kapalı kapta 2H yüksekliğinde su bulunmaktadır. Kabın tabanına yapılan su basıncı ise P'dir. Ben neye P demişim? Farkındaysanız 2HDG'ye P demişim arkadaşlar. Peki kap şekil 2'deki konuma getirildiğinde toplam 4 bölme dolacak. 4 bölme dolacak. Buralar doldu. 3 bölme doldu. Geri kalan bir bölme ise taban alanı 2'ye bölüneceğinden artık H bölü 2'de kalacak. Yani yeni yüksekliğim 3H bölü 2 DG olacak arkadaşlar. Şimdi HDG gördüğüm yere P bölü 2 dersem sorumuzun doğru cevabı B şıkkı 3 bölü 4 olacaktır. Düşey kesiti şekildeki gibi olan KL ve M kaplarında H yüksekliğinde 2D özkütleri sıvı vardır. Kaplar tamamen doluncaya kadar D özkütleri sıvı eklendiğinde oluşacak karışımların sıvı basınçlarını sormuş. Şimdi arkadaşlar, şekil 1'de yani K'de 2D'den ne kadar varsa D'den de aynı o kadar olacağından burası 1,5D olacaktır. Ama L'de arkadaşlar artık 1,5D'den küçük, 1'den büyük olacaktır. M'de ise 2'ye daha yakın olacaktır. Bu denklemleri kurduğumuzda yüksekliklerim aynı olacağı için buraya da 2D yazayım. Burada öz kütlesi sıvı öz kütlesi büyük olan daha büyük. Yani M, K, L. C şıkkı doğru cevabımız. Düşey kesti şekildeki gibi olan dik silindir biçimindeki kapta sırasıyla M, 2M ve 3M kütleli X, Y ve Z sıvıları bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar kütleleri vermiş. Biraz önceki soruların bir tanesinde yapmıştık. Kütle eşittir öz kütle çarpı hacimdir. Şimdi taban alanları aynı olduğu için ben x'in hacmine 2V, buraya V, buraya da V demek istiyorum. Şimdi bakın. Ben x'in öz kütlesine D dersem unutmayın 2DV gördüğüm yere m kütle diyorum. O zaman y'nin öz kütlesi 2D olacak çünkü 2D çarpı V pardon 4D olacak. Çünkü ben 2'ye m demiştim. 4DV'yi artık 2 m derim. 3 m olması için de bunun arkadaşlar tabii ki de 6 dv olması lazım. Yani 6 dye öz kütleye sahip olması lazım. Burada herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. K'nin sıvı basıncı 2 h eşittir p'dir. L'nin ise baktığımızda öncelikle y sıvısındakini ayrı alıyoruz. 4 h artı 2 h yani 6 geldi. 2'nin 3 katı. Z'ye baktığımızda şurası 6. Burası 4. Burası 2'den. Topladım arkadaşlar 10. Demek ki bu da 10HDG'den 5 katı olacaktır. C şıkkı doğru cevabımız. İşlem çok. Ben de birazcık işlemi şey yapmaya çalıştım. Yani iyice aktarmaya çalıştım. Zor bir soru değil ama bu tarz sorular tamamen yazılı soruları. Üniversite sınavında geleceğini asla düşünmüyorum. Önceliğimiz yazılı olduğu için iyice analiz etmek lazım arkadaşlar. Düşey kesti şekildeki gibi olan bölmelere eşit hacimli kapta birbirine karışmayan ama yine eşit kütleli diyor. Hemen x hacminin 3V, y'nin hacminin V olduğunu gördüm. Burası D öz kütle ise burası 3D öz kütleli. K için konuşuyorum. PK eşittir. HDG. L için konuşuyorum. Maviyi ayrı alacağım 3HDG. Pembeyi ayrı alacağım HDG. Sorumuzun da doğru cevabı A şıkkı 1 bölü 4 olacaktır. Evet benim TYT içinde Milli Savunma Üniversitesi sınavı içinde okul sınavları içinde içinse denemeler içinse her zaman çıkabileceğine cani gönülden inandığım ve öğrencilere dikkatlice notlar aldırdığım kısım burası arkadaşlar. Şimdi ağırlıklar eşit diyor. Ben ağırlıklarıyla herhangi bir işlem yapmak istemiyorum şu an. Önce bir konusunu güzelce anlatalım size. Kap düzgün ilerliyorsa bu cisme etki eden basınç kuvveti ağırlığına. Kap daralıyorsa basınç kuvveti ağırlığından büyük. Burada eşit, burada büyük. Kap genişliyorsa basınç kuvveti ağırlığından küçük olacaktır. Şimdi mantığımız bu. Bana anlattan soruda ağırlıkları eşit dediği için o zaman ben basınç kuvvetlerini sıralamam gerekirse arkadaşlar y büyük olacak. Çünkü ağırlıkları eşit. Y, X, Z yani L, K, M. B şıkkı doğru cevabımızdır. Bu kısmı güzelce notunu al. 2 sene sonra TET çalışırken TET sınavında çok fazlası yardımcı olacaktır. Evet bir işlemli kısmımızda sıvı basınç kuvveti. Şimdi normal şartlarda şuraya yazsam şuraya yazayım. Sıvı basınç kuvvetinin formülü HDGS. Bu tabana etki eden durumlar için geçerli arkadaşlar. Yani direkt L için geçerli. 3H DG2A yani toplamda 6F burası geldi. Yan yüzeyler içinde o yan yüzeylerin yüksekliğinin yarısını alıyorum. K için konuştuğumda 3H bölü 2 D G 4A'dan burası yine 6F geliyor. Tamam. Bir de M için konuşalım isterseniz. Şu yüksekliğin yarısını alıyorum. Yani dik etki ettiği kısmın yüksekliğinin yarısını aldım. Ama en tepeye kadar bir de 2H'ım var. Unutmayalım. Yani burası 5H bölü 2 çarpı D G 2A. E, burası da 5F geldi. O zaman M küçük olacak. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Musluk açılıp su dengesi sağlandıktan sonra bu sefer K'nin değil L'nin su basıncını sormuş. Şimdi başlangıçta ben K noktasına yani 4HDG'ye P demişim. Önce bunu bir unutmayın arkadaşlar. Musluğu açtığımda artık 4H çarpı 2A kadarlık olan sıvının tamamı yeni yüksekliğini bilmiyorum 5A'ya bölünecek. Yani 8H bölü 5'lik kısma bölünecek. Artık 4 değil 8H bölü 5 DG yapıyorum. HDG gördüğüm yere P bölü 4 yazarsam 2 bölü 5 D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Sıvı basıncını da çok az kaldı zaten 2 tane 3 tane sorumuz kaldı. Ondan sonra da basıncı bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Şimdi şu notumu asla unutmayın. Aynı yatay izhadaki noktalar eğer aynı sıvıların üzerinde ise o noktaların toplam basınçları eşittir. Şimdi bakıyorum. K ve L aynı yatay izhada, M ve N aynı yatay izhada, S ve R aynı yatay izhada ama ne K ve L ne de M ve N aynı sıvıların üzerinde değil ama S ve R aynı sıvılar üzerinde olduğundan dolayı toplam basınçları eşit olacaktır. C şıkkı doğru cevabımız. Bu bilgiyi işlem olarak burada kullanalım. Şimdi benim amacım şu arkadaşlar, aynı yatay hiza bulmak. Hadi oku göstermeyelim. Aynı yatay hiza bulmak. Yani burası. Bu üç noktanın da toplam basınçları eşit olacak. Bak, h d g artı x bölü a, en soldaki kısmın toplam basıncı. Y bölü a, z bölü 2a'ya eşit olacak. Şimdi arkadaşlar, zaten. Y bölü A ve Z bölü 2A'yı kıyasladığımda Z'nin Y'den büyük olduğunu kesinlikle görmüş olacağım. A, B ve E şıkları gitti. Arkadaşlar zaten burada ekstra bir sayı sayesinde eşitlik olduğu için X tabii ki de en küçüktür. Burada amacımız işlemi doğru yapmak yani şıkkı doğru yapmak değil. Mantığı iyice kavradıktan sonra zaten sıralamayı da yaparsanız öğretmeniniz tam puan verecektir. Şekildeki düzenek dengede. Pistonların ağırlıkları ve sürtünmeleri önemsiz. Şu an yerler değişseydi H kaç olurdu diyor. Bakalım arkadaşlar şu an şu noktayla bu noktanın toplam basınçlarını eşitliyorum. Neden? Aynı yatayda, aynı sıvı üzerinde toplam basınçları eşit. Yani 2G bölü A eşit olacak. HDG artı 3G bölü 2A'yı. Buradan aşı yalnız bıraktığımda 4'ten 3 çıkardım. Yani G bölü A gördüğüm kısma HDG diyebiliyorum. Şimdi yer bakalım. Artık ne olacak? 3G bölü A eşit olacak. 2G bölü 2A'ya artı H üssü DG olacak. 3'ten 1 çıkardım 2. E ben H'a 1'e H diyordum. 2'ye de 2H derim. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet. Bu kısmı da önemsiyoruz. Çünkü tam bir yazılıda öğretmeninizin 2,5 2,5 2,5 buçuktan 4 puan vermesini, 10 puan vereceğini öngörüyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle açık hava basıncını barometre ölçer. Kapalı kaplardaki gaz basıncını ise manometre ölçer. Derinlik, deniz seviyesinin altındaki kısmı batimetre, batmaktan aklınıza gelebilir. Batimetre ölçer. Deniz seviyesinin yukarısındaki kısmı yani irtifayı uçaklardan örnek verebiliriz altimetre ölçer. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Şimdi gelelim açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamdaki sorumuza. Aynı yatay hizaları alıyorum. Demek ki P0 solda tek başına. Şu ortadaki nokta ise sadece 70 santimetreye eşit olacak. Peki buradan da işlem yapıyorum arkadaşlar. Sol tarafta 10 santimetre artı P0 var. Sağ tarafta ise sadece Px var. P0 70 olduğu için px 80 olacaktır. Açık hava basıncı 70'dir. Ama ben şu anki verilerle bu iki noktanın altındaki yüksekliğin kaç santimetre olduğunu ölçemem. 1 ve 2 C şıkkı doğru cevabımız. Sorular aslında aynı kökten geliyor. Aynı yatayda, aynı sıvı üzerinde ise toplam basınçlarımız eşit. Buna göre P0, Px ve Py arasındaki ilişki nedir? Şimdi gençler zaten Gaz basıncından sonra gelecek bir yazılı sorusu muhakkak bu tart olmalıdır. Ve bu bizim basınç ünitemizin son sorusu. Şimdi bakalım. Şu 3 noktaya eşitliyorum. Eşitliğin sol tarafında 2H DG artı PX var. Ortadaki kısımda HDG artı P0 var. Sağ kısımda ise sadece P, var. Bu eşitliği yaptığımızda büyükten küçüğe Y, O, X, Yox yani D şıkkı, sorumuzun doğru cevabıdır. Şimdi geldik kaldırma kuvvetine. Senaryoda var. Yani muhakkak sınavda karşınıza gelecek. Şimdi arkadaşlar. İki cisim de yüzüyor. Yüzüp ya da askıda kalsaydı ikisinin de kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına büyüklük olarak eşit olacaktı. Şimdi ben şekil 1'den yani şekil 1'dekinde cismin öz kütlesini bulmam lazım. Şimdi kaldırma kuvveti V batan D sıvı çarpı G cismin ağırlığı ise V cisim D cisim çarpı yer çekimi imesiyle açılır. G'ler burada gidecek. Batan acime 3V dedim sıvı öz kütlesi 1'miş cismin toplam hacmi 4V o zaman cismin öz kütlesi arkadaşlar burada 3D bölü 4 gelecektir. Aynı işlemi şekil 2 için yaptığımızda batan hacmi ve sıvı öz kütlesini zaten soruyor. G'ye yazmıyorum artık. Toplam hacim 4V çarpı 3D bölü 4 yaptığımda A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Hacimlere eşit diyor. Şimdi arkadaşlar bakın hepsinin hacmine ben 4V demek istiyorum. Burada 4V batmış. Burada yarısı 2V Burada 2 ile 4 arası ya yani 3V'ye batmış diyebilirim. Şimdi o zaman kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G'den batan hacim ile doğru orantılı. Birinci öncülüm doğru. Tabii ki de sıvı öz kütlesi fazla olan batacak eşit olan askıda kalacak pardon cismin öz kütlesi sıvıdan büyükse batacak eşitse askıda kalacak Küçükse yüzecek. Ne kadar küçükse yüzme ihtimali. Yüzme durumu daha fazla olacaktır. O yüzden ikinci öncülümde doğru. Kaldırma kuvvetleri batmayan cisimler için ağırlıklarına eşit büyüklükte. Yani burada kaldırma kuvvetiyle ağırlık ilişkisinin aynı olması lazım. D şıkkı doğru cevabımız. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığının kaç katıdır diyor. Aynı işlemi yapacağız. Burada da burada da arkadaşlar V batan yani kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ağırlığına eşit olacak. Şekil 1 için konuşuyorum. 2 V d g eşittir k cisminin ağırlığıyken şekil 2'de 4 V d g hem k cisminin ağırlığına hem de F kuvvetine eşit. Ben buradan F kuvvetinin 2 V d g geldiğini gördüm. Yani F kuvvetiyle ağırlık birbirlerine eşit. C şıkkı doğru cevabımız. Evet ip gerilmeli soru çok severim. Neden? Şimdi kaldırma kuvveti her zaman yukarı doğru arkadaşlar. Ağırlık ise her zaman aşağı doğru. Şimdi ip gerilmeleri de burada ip sadece çekme görevi göreceğinden aşağı doğru olacak. TK aşağı doğru. Şimdi aynı maddeden yapılmış hacimleri. Şimdi öz kütleyle hacmi çarptığımda kütlesi geleceği için ağırlıklarını bulabilirim. Yani K'nin ağırlığı 2G. Peki kaldırma kuvveti de 2F. ve batandan dolayı. TL artı G bu da F'e eşit. TM artı 3G bu da arkadaşlar 3 f e eşit olacak. Yani burada 2F eksi 2G mi daha büyük? F eksi G mi daha büyük? 3F eksi 3G mi daha büyük diye bakıyoruz. Tabii ki de katsayısı olduğu için sorumuzun doğru cevabı makale A şıkkı olacaktır. Düşey kesitleri verilmiş olan X, Y ve Z cisimlerinin öz kütleleri sırasıyla ilişkisini sormuş. Şimdi arkadaşlar 3'ü de yüzüyor. 3 cisme de etki eden kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit büyüklükte. Ben buradan ne yorumu çıkartacağım? Bakalım. Şimdi arkadaşlar V batan D sıvı çarpı G eşittir. V cisim D cisim çarpı G yaptık. Bize burada cisimlerin öz kütlelerini sorduğu için DC'yi yalnız bırakacağım. DC eşittir. V batan çarpı D sıvı bölü DC. Zaten sıvı pardon BC. Zaten sıvılar aynı olduğu için nerede batan hacim daha fazlaysa yani tüm acma oranı daha fazlaysa doğru cevabımız büyük olacaktır. Yani ZXY şıkkı doğru cevaptır. Eşit hacim bölmeli içleri dolu omacan K ve L cisimleri şekildeki gibi dengede K'nin öz kütlesi 3D. L'ninki kaç diyor. Bakalım arkadaşlar. Kaldırma kuvvetlerinin ağırlıklarına eşit büyüklükte olduğunu biliyorum zaten. Birçok soruyu da bu mantıkla çözdük. Şimdi K için konuşuyorum. 3V sıvı öz kütlesi çarpı G. Tüm hacim 4V sıvı öz kütlesi cisimin öz kütlesi ki artık o da 3D'ymiş çarpı G. Ben buradan o zaman sıvının öz kütlesinin 4D olduğunu görmüş oldum. L için konuşalım. 5V sıvı öz kütlesi 4D artık G'yi yazmıyorum. Tüm hacim 6V çarpı cismin öz kütlesi 20 bölü 6'dan 10D bölü 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Eşit hacim bölmeli K ve L cisimleri sırasıyla 1 ve 2 gram bölü santimetre küplük öz kütleli sıvılarda şekildeki gibi dengedeymiş. Yüzen cisimler askıda da kalsaydı fark etmez. Kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit büyüklükteydi. Bakalım. 2V çarpı sıvı öz kütlesi 1 çarpı yer çekimi ivmesi K'nin ağırlığı 20'ye eşitmiş. Aynısını L için konuşuyorum. 3V çarpı öz kütle 2 çarpı G'den şimdi 2'ye 20 dersem arkadaşlar tabii ki de 6'ya da 60 demiş olmam gerekecektir. 60 Newton sorumuzun doğru cevabıdır. Farkındaysanız kaldırma kuvveti ağırlığına eşit büyüklükte olduğu kısımdan bolca soru geliyor arkadaşlar. Batmayan cisimler için kaldırma kuvveti ağırlıklarına eşit büyüklüktedir. Öz kütleleri dx ve dy olan içleri tamamen dolu x ve y cisimleri aynı sıvı içerisine bırakıldığında ilk cismin hacminin 2 bölü 3'ü Y cismi ise 2 bölü 5'i batacak şekilde dengede kalıyormuş. Yani arkadaşlar şundan bahsediyor bize. Şimdi batacak şekilde diyor ya. X'in 2V çarpı D sıvı tamam D dedim çarpı G eşittir. Toplam 3V dedim çarpı D artık burada X'i zaten soruyor çarpı G. Y için konuştuğumda yine 2V hayır şimdi batan evet 2V tamam çarpı D çarpı G eşittir. Toplamacım 5 ve çarpı DY çarpı G'den. 2 bölü 3'ü gözüküyor mu? Gözüküyor. 2 bölü 5'e böleceğiz. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. İçi dolu son sorumu Hayır. 2-3 tane daha sorumuz var. Sonra dalgalara geçmiş olacağız. Cismin öz kütlesini soruyor bana. Şimdi arkadaşlar bu sistemde nerede bu sistemde? askıda yani yine aynı formül kaldırma kuvveti ağırlığına eşit büyüklükte. Şimdi ayrı ayrı sıvılardaki kaldırma kuvvetlerini bulup ağırlığını eşitlemem gerekiyor. 2V çarpı 3D çarpı G artı V çarpı D çarpı G bu cismin toplam kaldırma kuvvetinin büyüklüğü eşit olacak. Toplam hacim 3V Sıvının öz kütlesini bilmiyorum. D üssü dedim çarpı G. 6, 7 yani 7D bölü 3 olacak. Zaten D'den büyük 3D'den küçük olması gerektiğini de gördüm. Sorumuzun doğru cevabıdır. Havadaki ağırlığı G'miş. Süper. Yani cismin ağırlığı G. T1 2G bölü 3 ise hemen düşünüyorum. Demek ki buradaki kaldırma kuvveti F1 G bölü 3. Buradaki kaldırma kuvveti ise 3G bölü 5 olacaktır. Şimdi gelin bunları hesaplayalım. İkisinin de batan hacimleri aynı. Yani tüm hacimleri. O yüzden çok rahatım. V dedim çarpı sıvı öz kütlesi D1. Zaten yer çekimi ivmesi eşittir. 1 bölü 3 olacak. G bölü 3 katsayı olarak yazdım. Yine aynı işlem. V çarpı D2 çarpı G de bu sefer 3 bölü 5 olacak. Taraf tarafa oranladığımda 5 bölü 9 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Kaldırma kuvvetinin son sorusu. Bu tarz soruya da ekran görüntüsü muhakkak alın. TYT sınavında ya da o zamanki MSÖ sınavında kesinlikle gelmesi muhtemel bir kaldırma kuvveti sorusudur. Şimdi sıvının öz kütlesi artıyor. Çekir bir de T1 yukarı doğru. Kaldırma kuvveti F de yukarı doğru. Aşağı doğru ağırlık var sadece. Çekil 2 de T2 aşağı doğru. Ağırlık da aşağı doğru. Kaldırma kuvveti F var sadece yukarı. Cisimin serbest cisim diyagramı yani cisimlere etki eden kuvvetleri göstermek zorundayız. Sıvı öz kütlesi artarsa sıvı öz kütlesiyle hangi büyüklük doğru orantılı? Süpersin. Kaldırma kuvveti artar. Cismin ağırlığında herhangi bir değişim olmaz. Kaldırma kuvveti artacaksa T1'in azalması lazım. Ağırlık değişmez. Kaldırma kuvveti artacaksa T2'nin artması lazım. Azalır artar C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet. Şimdi hocam biz dalgalara geçmedik. O yüzden ben size burada veda etmek zorundayım. Şimdi seni kocaman öpüyorum. Sana en içten dileklerimde başarılar diliyorum. Ve biliyorum ki kesinlikle yüz alacaksın. Ve videomu beğendiysen ki beğendiğini biliyorum. Abone olduğuna zaten eminim. Yorumu da bekliyorum sınavdan sonra. Peki biz ne yapacağız? Kaldırma kuvveti de bittiyse dalgalarla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sadece frekans artıyormuş. Öncelikle formülümüz belli dalga boyu eşittir. Hız çarpı periyot ya da hız bölü frekans. Bak unutma dediğimi. Hızı sadece ortam etkiler. Periyot ve frekansı ise sadece kaynak etkiler. Hem ortam hem kaynak aynı anda asla değişmez. O yüzden frekans değişiyorsa hız değişmeyecektir. Dalga boyu frekans ters orantılı olduğu için frekans artıyorsa dalga boyu azalacaktır. Dalgaların taşıdığı enerjiler. Şimdi fizik bir tanım dersidir. Eğer beni en baştan beri izliyorsan zaten bu kanalın müdavimisindir. Ve fiziğin bir Serat Hoca'ya göre, fizik dersinin Fizmat Serat'a göre tanım dersi olduğunu çok iyi biliyorsundur. Dalgaların taşıdığı enerji genlik büyüklüğünün tanımıdır arkadaşlar. Genlik neydi? Denge konumuna olan maksimum düşe uzaklıktı. Burada iki, burada iki, burada ise bir. KL eşit n'den büyük. D şıkkı doğru cevabımız. Unutma genliğin ne dalga boyuyla ne frekansla ne periyotla ne de hızla hiçbir doğrudan ya da tersten ilişkisi yok. Ortamda ilerleyen periyodik dalgaların hızı 20 cm bölü saniyemiş ve bana dalga boyunu soruyor. Dalga boyu eşittir. Hız bölü frekans değil de hız çarpı periyot kullanalım. Çünkü periyodun tanımı neydi? Birim zamanda oluşturulan dalga sayısı frekanstı. Bir tam dalganın oluşması için geçen süre periyottu. Bakıyoruz, bir tam dalga 0,2 saniyede oluşmuş. Hızı zaten 20 ise dalga boyumuz 4 olacaktır. E şıkkı. Oluşturulan periyodik dalgaların uzanım yol grafiği verilmiş. Hızı 24'müş. Şimdi bakın arkadaşlar, denge konumunu olan düşey uzaklık burada ya da burada 2 olduğu doğru. Bir tam dalga 4 cm'de oluşmuş. Doğru. Şimdi dalga boyu 4. Tamam. 4 cm zaten dalga boyu. Bir tam dalganın yatay uzaklığı. Burada hız da 24 ise periyodu sorduğu için dalga boyu eşittir hız çarpı periyot. 4'ü 24'e böleceğim. 1/6 olması lazım. 1 ve 2 sorumuzun doğru cevabıdır bir periyodik dalga kaynağı 4 saniyede 8 dalga üretiyorsa saniyede ürettiğine frekans derdim. Demek ki frekansım 2 olacaktır. Peki zaten burası ile burasının bir dalga boyu olduğunu biliyorum. Şu kısmında dalga boyunun 4'te 1 olduğunu biliyorum. 5 lambda bölü 4 40 gelecek. Demek ki buradan dalga boyumuz arkadaşlar 45'e böldüm 8 32 gelecek. Şimdi bakıyoruz dalga boyu eşittir. Tıraş vaktim gelmiş farkındayım. Hız bölü frekans. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Hızı yalnız bıraktığımda dalga boyu çarpı frekanstan 64 B şıkkı doğru cevabımız. Evet, bir de dalgaların sınıflandırılmasına bakalım. Öncelikle arkadaşlar, bir dalga ya mekaniktir ya da elektromanyetiktir. Bir dalga ya enine yayılır ya da boyuna yayılır. Şimdi mekanik dalgaların yayılabilmesi için ortama ihtiyaç var. Süper. Elektromanyetik dalgalar ortamsız da yayılır. Ortam olsa da olur, olmasa da olur. Ses, yay, su, deprem bunlar mekanik dalgalardır. Burada sadece ses mekanik. O zaman ışık ve X ışınları elektromanyetik dalga. Bu şıkları hemen eleyelim. Cevap geldi zaten. Arkadaşlar elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Ses ise sadece boyuna dalgadır. Yay su deprem ise hem enine hem de boyuna dalgadır. Bir tane niş bilgi vereyim size. Su dalgaları aynı anda hem enine hem de boyuna dalga üretebilen tek dalgadır. Evet, yay dalgalarının ilerlemesi. Ben burada diyorum ki bir atmayı araba gibi düşünüyoruz. Ne gibi araba gibi? Arabanın ön kısmında oturan arkadaşımız denge konumundan uzaklaşacak. Bak S burada ön kısımda oturuyor. Denge konumundan uzaklaşıyor. Denge konumu bu. Arabanın arka koltuğunda oturan arkadaşımız ise denge konumuna yaklaşacak. Bak P arabanın arkasında ve yaklaşıyor. Yani öndeki yukarı alttaki aşağı ya da tam tersi diye bir ezberimiz yok. Tam tepe ya da tam çukur ise atma nereye giderse gitsin. Yani yay dalgası nereye giderse gitsin. Her zaman denge konumuna yaklaşacaktır. Arkadaşlar R'nin ben burada. Şimdi burası yukarı gidiyorsa buralar aşağı gidecek. R aşağı. P yukarı R aşağı. S yukarı C şıkkı. Doğru cevap. Araba kısmını iyice öğren. Çünkü başka kimse vermez. Sadece fizmattan duyabilirsin. Bir benzer soru daha iyice pekiştirelim. Denge konumundan uzaklaşanlar. Denge konumundan uzaklaşanlar. Bak denge konumundan uzaklaşanlar ön kısmıdır. Sola sağa sola gider. Denge konumuna yaklaşanlar ise arka kısmıdır. O zaman bu da sağa gidecektir. Artı x yönünde olan L ve M D şıkkı doğru cevabımız. Frekansı eşit olan kaynaklar ile sarmal yaylarda şekildeki KLM periyodik dalgalar üretilmiş yayılma hızlarını soruyor. Biraz önce formülünü vermiştim. Dalga boyu eşittir hız bölü frekans. Hızı yalnız bıraktım. Dalga boyu çarpı frekans. Şimdi dalga boyu aynı iki nokta arasındaki yatay uzaklıktır ama ardışık olacak. Yani mesela burayla burası değil. İki tepe de yapabilirsiniz. iki çukur da yapabilirsiniz. Ama ben şöyle yapmak istiyorum. Burası yukarı gidiyor. Bir daha burada yukarı gidiyor. 2. Aşağı gidiyor. Bir daha burada aşağı gidiyor. 4. Aşağı gidiyor. Bir daha burada aşağı gidecek. 6. Frekanslar eşitse dalga boyu çarpı frekans hızı vereceğinden burada MLK küçükten büyüğe sormuş KLM A şıkkı cevabımız. Sarmal bir yay üzerinde periyodik dalgalar üretiliyor. 1 noktadan 15 saniye arayla 6 tane tepe geçiyormuş. Bakalım. 1 2 3 4 5 6. tepeyi çizdim. 1 2 3 4 5 dalga boyu var. Bak 150 santimetre ya 5 tane lambda 150 ise 1 tane dalga boyu 30 gelecektir. Peki 15 saniyede 5 dalga oluşuyorsa bir dalga 3 saniyede oluşur. Bir dalganın oluşma süresine periyot diyordum. Periyot ile frekansın çarpımları 1 ise o zaman frekans da 1 bölü 3 olacak. Bu da doğru. Hızın zaten formülünü dalga boyu eşittir. Hız bölü frekanstan frekansla hızı pardon hızı bulmak için dalga boyuyla frekansı çarpıyorum. Buraya sığdı mı sığdık. O zaman arkadaşlar 90 mı gelecek? Hayır 10 gelecek. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 C şıkkıdır. Boyca yoğunluğu bu yayın yarısı olan başka bir yay. 8 f kuvvetiyle gerilecek ve atmanın hızını soracak. Arkadaşlar yay dalgalarındaki hızın formülü kök içinde f bölü mü. Mü de yayın boyca yoğunluğuydu. Şimdi bakalım. Boyca yoğunluğu yarıya düşecek. Yani şuraya işlemimizi yazalım ve 8 f olacak. Yani 8 f bölü mü bölü 2 olacak kök içerisinde. Bu sayı kök 16'ya tekabül eder. Yani kök 16'da kök dışına 4 olarak çıkar. Formülü yaz. Tek tek yerine yaz. Gerçekten öğretmenin tam puan verecektir. Ve bu sınavda çok güzel geçecektir. Atmaların yayılması 1 bölme bölü saniye. Yani saniyede 1 bölme ilerliyor. 5 saniye sonraki konumlarını sormuş. Sabit tuştan yansırken takla atarız. Yani bakın. 1 2 Takla attım. 3 4 5 X atması burada. Y ise 1 2 3 Serbest uç. Geri dönerim. 4, 5. Y atması da burada olacak. Hareket yönlerini soruyor. X sağa gider. Y sola gider. Sorumuzun doğru cevabı. Çizim sorusu. TYT'de gelir mi sanmıyorum ama yazılı sınav olacağı için muhakkak bu tarz bir soru karşınıza gelecektir. Atmaların tamamı sabit uçta ilk defa yansıdıktan sonra diyor. Şimdi önce serbest uçtan yansıyacak. Serbest uçta tatlı atma yok. Geri dönecek. Yani bu atma aşağıda değil mi? aşağıdaki geri dönecek. Önde kalacak. Şöyle şöyle bir durumumuz var. Sola doğru. Ardından sabit uca çarpıyorum. Tatlı atacağım. Aşağı yukarıya yukarı aşağı gelecek. 1, 2, 3 olarak kodladım. Daha iyi şekillendirmek için. Önce bir tatlı atacak. Sonra 2. Sonra ise 3 tatlı atacak. Bak 1, 2, 3. Burada en güzel şekil galiba D şıkkındaki olacaktır. Buna göre yayların birim uzunluklarının kütleleri soruyor. Yani aslında hangisi daha yavaş diyor. Çünkü yayların birim uzunluklarının kütleleri yoğunluğu demek. Yayın birim yoğunluğu. Bu da yani boyca yoğunluğu. Bu da hız ile ters orantılıydı. Şimdi arkadaşlar. ilk atma buradan geliyorsa her zaman iletilen gelenle aynı tarafta olacaktır. Bu kesin. Zaten bu iletilen. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Peki nasıl yansıyacak? İki ihtimal var. Ya yukarıdan ya aşağıdan aşağıdan yansırsa şöyle renkli kalemi değiştirelim aşağıdan yansırsa artık K'ye iletilecek ya aşağıdan iletilmesi lazımdı ama yukarıdan iletilmiş o zaman demek ki L'deki atma O2'den sonra yukarıdan yansıyor. Bence hiçbir problem yok. O zaman niye tatlı atmıştır? İnceden kalına geçtiği için. Yani arkadaşlar L M'den daha hızlıdır. Ben önce bir hızları bulayım. Ardından Yukarıdan gelen yukarıdan iletilecek. E yine yukarıdan yansımış. Demek ki kalından inceye geçmiş. He, o zaman hız olarak KLM ama birim uzunluklarının kütlesi ters orantılı olduğu için MLK. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Sarmal bir yayda ilerleyen şekildeki X ve Y atmaları ilk kez karşılaştıklarında oluşan bileş atmanın görünümünü sormuş. Evet X için konuşalım. Burayı aldım. 1 2 3, takla 4, 5, 6, 7. Bakalım. 1 2 3. Serbest uç geri dön. 4 5 6 7. Tamam artık burada karşılaşıyorlar. X şu şekilde, Y de bu şekilde birbirlerini destekleyecekler. Tamamen sileyim. Çünkü bunlar yapıcı girişimdir ve birbirlerini güçlendireceklerdir. Yani buradan oluşacak şekil şöyle bir şekil olacaktır arkadaşlar. Bunu da güzelce çizdiğinizde öğretmeniniz tam puanı verir. Ama hangi noktada olduğunu da kesinlikle göstermeniz lazım. Sarmal bir yay üzerinde ilerleyen şekildeki atmanın tam orta noktası serbest uca vardığında. O zaman ayrı ayrı düşünelim. Şu maviyle boyadığım kısım serbest uca çarpacak. Ama şu morla boyadığım kısım serbest uca çarpmayacak. Tamam çarpan geri yansıyacak. Peki tatlı mı atacak? Hayır. Neden? Serbest uçtan yansırken tatlı atılmaz. Geri dönersin. Şimdi morla boyadığım kısım bu şekildeyken e, mavi de aynı yerde olacağı için bunlar birbirlerini güçlendirecek. Ve şu iki kısım artık genliği ilk katına çıkmış olacak. Bu şekilde yapmanız gerekecektir. Evet son 5 soru. 1, 2, 3, 4, 5 soru. Ondan sonra videomuz bitiyor. Umarım güzel bir soru, güzel bir sınav geçecektir sizin için. Videoda memnun kaldığınıza inanıyorum arkadaşlar. Düz engelden yansımış hali nasıldır diyor. Bakalım. Şimdi K1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Burada olabilir ama 4 olamaz. Neden? Çünkü K harfi için konuştuk. Ya 1 ya 3. Peki kaç birim saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Süper. Şimdi 9 tane sayacağız L'den ve ortadan. L'den saysak yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak 3 numara sorumuzun doğru cevabıdır. Devam ediyoruz. Stroboskop mu? Hayır. Dalga boyunun su ile ilgili bir sorusu. Şimdi dalga boyu eşittir. Hız çarpı periyot veya hız bölü frekans olacak. Bakalım. Su üzerindeki bir noktadan 0,6 saniye arayla tepe ve çukur noktaları geçmiş. Yani burada periyodum 1,2 saniye arkadaşlar. Tamam. Dalga boyu 24. Hızı bilmiyorum. Periyodum 12 bölü 10 sa. Sorumuzun doğru cevabı 20 gelecektir. Bir tam dalganın oluşması için geçen süreye periyot, birim zamanda oluşan dalga sayısına frekans diyoruz. Evet, stroboskop. Hemen bir formülünü vereyim. Arkadaşlar, dalganın frekansı yarık sayısı çarpı stroboskopun frekansına eşit olursa biz burada diyoruz ki dalgaları duruyor gibi görür. Süper. 12 yarık varmış. Tamam. Ve Periyodu 6 olan stroboz diyor O zaman stroboskopun frekansı 1 bölü 6'dır. Bak 12 ile 1 bölü 6'yı çarptım. Dalganın frekansı 2'dir. Dalganın frekansı 2 ise periyodu 1 bölü 2'dir. Çok güzel bir denklem oldu. E şıkkı doğru cevabımız. Dalgaların dalga boyları arasındaki ilişkiyi soruyor. Su dalgalarında dalga boyu derinlik demektir aslında. Nerede daha derinsen orada daha hızlısındır. Bu da aslında K büyüktür, L büyüktür, M olacağını göstergesi. Belki öğretmeniniz çizin diyebilir. Arkadaşlar burada da dediğim gibi K'nin daha büyüktür, dalga boyu daha büyüktür. Sabit bir kaynak tarafından oluşturulduğu için periyot ve frekansları ise eşit olacaktır. Videomuzun son sorusu. Geldik bir de yansımasına. Şimdi aslında optiye geçtiğinizde düzlem aynalardaki yansımada çok daha net anlayacaksınız. Ama şimdi optiğe geçmediğiniz için bunu anlatmayacak halimiz yok tabii ki de. Bakın bir normal çizdim. Normal her zaman 90 derecelik açı oluşturur. Ve şurası 30 derecedir. Tamam mıyız? Yani bu gelme açısıdır. Normalle gelen atmanın arasındaki açıya gelme açısı diyorum. Aynı açıyla yansıyacaktır. Yani şurası da 30 olacaktır ve burası 60 olacaktır. Yani şu 60 dereceyi görmüş olmamız lazım. Peki şu üst tarafı sileyim. Bakalım K mi yukarıda kalacak L mi? Arkadaşlar bakın K, bakın L. Kim yukarıda? K yukarıda, L aşağıda. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Videomuz buraya kadardı. Umarım güzel geçmiştir. Sınavında başarılar diliyorum. Seni kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.